Tekrar hoş geldiniz panelimize. İnsan bilimleri ve psikiyatri çalışma biriminin bir etkinliği bu. Bizim amacımız bu süre içinde herkes farklı bir alandan bu ana konuya bağlı olarak sizlerle bazı bilgileri paylaşacağız. Şimdi psikiyatriyle ilgili bazen Twitter'da mesajlar attığımda İşte siz efendim insanlar bu ekonomik durumdayken nasıl mutlu olacak, nasıl yani ne derseniz deyin. Aslında psikiyatrinin işte insanları düzene uyumlu hale getirdiği, asıl problemin sosyal, ekonomik, politik olduğu yönünde mesajlar geliyor. Bu da onlardan bir tanesi ki burada benim yazdığım mesaj şuydu. Diğer tıp dallarında olduğu gibi hani tıp psikiyatride de önce zarar vermeme diye bir esas vardır. Biz bir ilaç ya da tedavi verirken yarar zararına göre veririz. Hani kafamıza estiği gibi değil gibi. Onun altına birisi yazmış. Hani kamuya açık olduğu için zaten ismi de belli değil. Geniş halk kitlelerine psikiyatri ilaç verir, servet sahiplerine terapi. Birinci de hedef duyarsızlaştırma, ikinci de hedef günahlarıyla barıştırmaktır. Neoliberal çağın psikiyatrisi budur çoğunlukla. Sosyolojinin emzirdiklerini psikiyatriyle tedavi edemezsiniz. Hukuk, eğitim, adilce bölüşüm. Ben bunu bir dahiliye için, hani hayali bir şekilde dahiliyeye çevirdim. Aynı eleştiri bütün tıbba yapılabilir. Geniş halk kitlelerine tıp, antihipertansifler, kolesterol düşürücü ilaçları verir. Servet sahiplerine ise spor, yaşam tarzı değişikliği ve diyet. Birinci de hedef belirtileri yok etmek. İkinci de ise bedenine karşı işlediği suçlarla onu barıştırmaktır. Neoliberal çağın tıbbı budur çoğunlukla. Sosyolojinin emzirdiklerini tıpla tedavi edemezsiniz. Hukuk, eğitim, adilce bölüşüm. Öyle de diyebiliriz. O zaman dahiliyeciler de ne bileyim kalp hastalıklarını tedavi etmesin. Çünkü yaşam tarzı, işte kolesterol, yüksek kolesterolü diye asıl ona yönelelim gibi. Burada psikiyatriden başka bir şey bekliyor. Yani bu siyasetin konusu, politikanın konusu. Psikiyatr olarak bizlerin konusu değil. Tabii ki biz karşımıza gelen insanı bütün boyutlarıyla değerlendiririz ama psikiyatriden de her şeyi beklememek lazım. Şimdi 21. yüzyılın başından beri aslında psikolojinin daha önce ihmal ettiği, ki psikiyatrinin de belki ihmal ettiği, patolojiyi değil de olumlu olanı, iyi olanı, mutluluğu, pozitif değerleri, insan ruh sağlığı nasıl iyi olur, bunu açıklamaya yönelik bir çaba var ve psikolojik dayanıklılığı arttırarak insan acısını dindirmeye çalışma gibi bir çaba var. Bu Martin Seligman ve Christopher Patterson'ın ilk başlattığı psikolojide pozitif psikoloji diye bir akım ki kendine özgü bir psikoterapi de eşlik ediyor bu akıma. Burada amaç sorunu, patolojiyi yok etme değil de mutluluğu ve uzun vadede yaşam doyumunu arttırmaya odaklı bir yaklaşım. Kişiyi güçlendirmeye dayalı bir yaklaşım. İşte bireyin stresle daha etkili başa çıkması, kişisel mutluluk ve yaşam tatminini arttırmasına çalışıyor. Bunun psikiyatride de iz düşümünden artık bahsediliyor. Geleneksel ruh sağlığı yaklaşımlarının ötesine geçip bireyin psikososyal refahını arttırmayı hedefleyen bir disiplin. Ama öyle işte sosyolojiyi, politikayı etkileyerek değil, yine insan o birey özelinde bir yaklaşım bu. Sadece ruhsal bozukluğu tedavi etmeyip bunun ötesine geçip sosyal bağlılık, iyimserlik gibi olumlu özellikleri de geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmek. O anlamda da sadece tedavi edici değil, aynı zamanda önleyici bir yaklaşım. Peki gerçekten bunları geliştirmek önemli mi? Olumluluk gerçekten önemli mi? Çok uzun yıllar süren, 1930'lu yıllardan başlayıp yaklaşık 60 yıl boyunca 180 tane Katolik rahibeyi ele alan bir çalışma var. Burada tuttukları günlükler üstünden yaşam sürelerine bakmışlar. O günlüklerde olumlu ifadeler daha çok geçen rahibelerin diğerlerinden yaklaşık 10 yıl daha uzun yaşadığı. Yine tek bir çalışma değil, böyle onlarca çalışma var. Neden mutluluk ya da pozitif bir duygu hali işe yarıyor?
Barbara Fredrickson'ın açıklaması, bir kuramı var, genişletme ve inşa etme. Olumlu düşünme, pozitif düşünme ya da olumluyu görme, insanın daha açık düşünmesine ve böylece daha büyük resmi görmesini sağladığını söylüyorlar. Dolayısıyla da mutlu olmak daha geniş ve farklı bakmayı ve çözümler üretmeyi kolaylaştırır diyorlar. Şimdi ilginç başka veriler de var. Mesela doktorlara bir hastayı muayene etmeden önce bir hediye verildiğinde, bu hediye hani işte çalışmada mesela böyle şekerlerle dolu torbalar hediye edilmiş, küçük sevimli şekerler. Diğer doktorlara göre, yani bir şey verilmeyen doktorlara göre, bu hediye alan doktorların daha iyi tanı koydukları görülmüş. Demek ki hastaların bu hediye vermelerinin arkasında sağduyudan gelen bir bilgelik var diye düşünüyor insan. Çünkü muhtemelen bunun nedeni iyi bir ruh hali olduğunda alternatif tanı olasılıklarını daha çok göz önünde bulundurmalarını sağlamasını diyor. Yine kişi mutlu olduğunda dünyayı daha fazla algılıyor, genişliyor alanı ve diyelim partner bulurken de daha fazla kişiyi beğenmeye başlıyor. Yani beğendiği kişi sayısı azalıyor, bu da daha fazla partner bulma şansını arttırıyor diyorlar. Yine mutlu insanların mutsuz insanlara göre daha iyi sosyal yaşama sahip olma eğiliminde oldukları. Çünkü muhtemelen sosyal çevreleri geniş. Niye geniş? Daha diğer insanların negatif davranışlarına bile olumlu yaklaştıkları, hoşgörülü oldukları için deniliyor. Şimdi insanı neyi mutlu edeceğine dair aslında genel toplumda bir takım ön fikirler var. Bunlara bir bakarsak, mesela bir tanesi, insanın mutluluğunu yaşam olayları belirler. Mutluluğun birincil belirleyicisi başımıza gelenlerdir. Pek çok çalışma şunu gösteriyor ki en mutluyla en mutsuzları aldığınızda, işte öğrencilerde, ev kadınlarında yapılan çalışmalar var. Olumlu olumsuz yaşam olayları açısından en üst ve en alt grup arasında anlamlı bir yaşam olayı farkı görülmüyor. Yine insanın an be an kendisini nasıl hissettiğine ilişkin yapılan bir çalışma var. Telefonunuza bir uygulama yükleniyor. Oraya mesaj geldiğinde işte kendinizi nasıl hissettiğinizi puanlıyorsunuz 0'dan 10'a kadar. O anda ne iş yaptığınızı söylüyorsunuz. Üçüncü soru, zihniniz yaptığınız işle mi meşgul yoksa başka bir şey mi düşünüyorsunuz? Eğer başka şey düşünüyorsanız bu olumlu mu, olumsuz mu, nötral bir şey mi? Böylece 4 grup elde ediliyor. Zihni tamamıyla yaptığı işte olanlar, zihni başka yerde olup güzel şeyler düşünenler, zihni başka yerde olup nötral şeyler düşünenler ve son olarak da şurada zihni başka yerde olup kötü şeyler düşünenler. En kötü tabii ki zihni başka yerde olup kötü şey düşünenler, en iyi ise zihni tamamıyla yaptığı işle meşgul olanlar. Şimdi buradaki aradaki farkı gördüğümüzde 30 puanlık bir fark var. Peki insanın bulunduğu konum, yaptığı işe göre, bulunduğu hale göre varyasyon nasıl? En kötü işte yatma, dinlenme, şurada gördüğümüz. Ve en iyi de egzersiz yapma, sohbet etme vesaire. Şimdi buradaki varyasyon 15 puan. Yani yaptığımız iş bulunduğumuz konuma göre varyasyon 15 puanken zihnimizin nerede olduğuna göre olan varyasyon 30 puan. Çok daha belirleyici zihnimizin nerede olduğu. Burada alt layer bir şey var, cinsel ilişki. Özellikle erkekler için çok odaklandıkları bir an, yani tamamıyla anda olma, hani mindfulness'ın en üst hali diyebiliriz. Daha çok o da onunla açıklanıyor. Çünkü o anda fokuslanmazsa cinsel ilişkiyi zaten sürdürmesi mümkün değil. İşte cinsel işlev bozuklukları vesaire yaşanıyor. İkinci mit para. Para mutluluk getirir. Şöyle özetleyeyim ben. Parasızlık, fakirlik, mutsuzluk getirir. Bu kesin. Ama fazla para mutluluk getirmiyor. Yani belli bir insani standartta eğer yaşamınız varsa ultra zengin birine göre çok da mutluluğunuz arasında büyük bir fark yok. Ülkeler arasında da bunu görüyoruz. Eğer bir ülkede çok büyük bir ekonomik kriz ya da iç savaş yok ise çok gelir açısından hani net bir mutluluk
geliri daha fazla olanlar daha mutlu gibi olmuyor. Mesela Lüksemburg dünyada geliri en yüksek ülke. Fakat en mutlu ülke sıralamasında Finlandiya birinci. Finlandiya'da tabii belli bir gelir seviyesi var. Orada da fakir değiller ama özellikle burada Güney Amerika paradoksu diye bir şey var. En mutlular arasında, en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen işte El Salvador, Kolombiya, pek çok Güney Amerika ülkesi var. Hani çok da şartların iyi olmadığı. Aslında ilginç bir fenomen, incelenmesi gerek. Türkiye 100. sırada, 5 puan tam ortada yani. Dolayısıyla 150 ya da 180 ülke arasında 100. sırada, ortalama 5. Yine Amerika'da reel anlamda gelirin artışına göre yıllar içinde işte 40'lar, 50'ler, 60'lar, 80'ler, 2000'ler diye bakıldığında insanların geliri ve yaşam şartları daha olumluya seyretmesine rağmen ortalama mutluluk düzeyi hep aynı kalıyor. Üçüncü mit, gençlik. Mutluluk yaşlandıkça azalır. Yapılan çalışmalar tersini gösteriyor. Özellikle erkeklerde daha bir yıllarımız var değil, hani en azından benim için. 65 yaş en mutlu olunan dönem olduğu söyleniyor. Peki mutlulukla ilişkili neler var? Yalnız burada bağıntıyla nedenselliği karıştırmayalım. Hani belki de nedensel bir ilişki olmayabilir ama bir şekilde evliler daha mutlu evli olmayanlara göre. Arkadaş çevresi geniş olanlar daha mutlu. Yüksek eğitim düzeyi, üniversite mezunları daha mutlu. Hani işte cehalet mutluluktur falan gibi pek olmuyor arkadaşlar. Din enteresan bir şey. Aynı özelliklere sahip olmak kaydıyla, aynı yaş, aynı gelir, aynı eğitim. Dindar olan insanlar daha mutlu. Ama din paradoksu dediğimiz bir şey de var. Toplum bazında baktığınızda da daha fakir veya daha sıkıntı yaşayan toplumlar da dindarlık daha yüksek. Politik eğilime baktığımızda muhafazakar sağ sola göre daha mutlu. Aşırı uçlarsa her ikisine göre daha mutsuz. Yani bu radikallerde bir mutsuzluk hali var. Egzersiz hareket edenler daha mutlu. Şükür yani şükran duyma, sahip olduklarının farkında olma, bunlar daha mutlu insanlar. Verici olma, mesela 200 bin kişiyle yapılan bir çalışma var, 136 ülkeden 200 bin kişi. İnsanlar birine bir şey verdiğinde ya da yaptığında kendisine yapılana göre daha mutlu hissediyorlar. Yani başkasına bir şey yapmak bizi daha mutlu ediyor. Bir de en son işte o çalışmada da gördüğümüz gibi anda olmak, akışta olan insanlar daha mutlu. Mesela turizm diye büyük bir sektör var, milyarlarca dolar kazanılıyor. Nedir yani turizmde? Hava, su her yerde var yani yaşadığımız yerde de var. Çünkü başka bir yere gittiğinizde anda oluyorsunuz. Oradaki en saçma detay bile ilginizi çekiyor. Ya da işte roman okurken veya işte bir sanat yapıtında niye mutlu oluyoruz? Çünkü kendimizi ona kaptırıyoruz, anda oluyoruz, oraya gidiyoruz. Kafamızın içinden çıkıyoruz. Bir diğer konu, insanlar bir şeye sahip olduklarında ya da olmadıklarında yaşayacağı mutluluğu ya da mutsuzluğu da yanlış öngörüyor. Mesela diyelim işte araba aldığınızda yaşayacağınız mutluluğu hayal ediyorsunuz. Fakat o arabayı gerçekten aldığınızda o düzeyde olmuyor mutluluk. Ya da kötü bir haber, HIV testine giren şüpheli vakalarda eğer pozitif çıkarsa ne kadar mutsuz hissedeceğine ilişkin tahminliğiyle gerçekten işte 5 hafta sonra sonuç çıktığında ve pozitif olduğunda hissettiği mutsuzluk düzeyi aynı değil. Tahmini daha mutsuz hissedeceği yönünde ama gerçekten olayı yaşadığında daha az mutsuz hissediyor. Hedonik döngü dediğimiz bir şey var. Bunu işte piyango kazananlarla işte felç olan, kuatriplejik olan hastaları karşılaştıklarında yaklaşık bir yıl sonra her iki grupta aşağı yukarı olay öncesi mutluluk düzeyi neyse ortalama yine aynı seviyeye geliyor. Bu işte alışma, hedonik döngü deniyor buna. Hani bir şeyi ne bileyim Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldınız, sürekli ben Nobel aldım, Nobel aldım diye mutlu yaşamıyorsun. İşte 3-4 gün falan bir yükseliyorsun, ondan sonra tekrar eski halin neyse ona dönüyorsun. Şimdi William James
meşhur işte Amerikan psikiyatrisinin, psikolojisinin de kurucularından. Aslında bu pozitif psikiyatri dediğimiz yaklaşımı o çok eskiden tanımlamış. Şöyle güzel bir lafı var. Mutluluğu nasıl kazanacağı, nasıl koruyacağı ve nasıl geri kazanacağı çoğu insan için aslında her zaman yaptıkları ve katlandıkları her şeyin örtük nedeni. Hani Freud da cinsellik ve saldırganlık diyordu ya her şeyin nedeni. William James de böyle diyor. Pozitif psikiyatri, bunun psikiyatrideki yansımaları ile ilgili bu makale Open Access okuyabilirsiniz. Journal of Clinical Psychiatry'de yayınlanmış. Temel amaç dediğim gibi bireyin bir psikolojik dayanıklılığını ve yaşam kalitesini arttırmak, işte sağlıklı bir şekilde stresi algılaması, başarılı bir yaşlanma, travmatik olaylar sonrası, travma sonrası büyümeyi sağlamak, ruhsal hastalıkların önlenmesi ve iyileşme. Burada klinik uygulamada müdahaleler depresyon, anksiyete gibi ruhsal bozukluklarla başa çıkmalarına yardımcı olurken yaşam kalitelerini de arttırmayı hedefliyor. Olumlu psikososyal özellikler, dayanıklılık, iyimserlik, kişisel yeterlilik, biyolojik olarak yine kişinin sağlıklı olmasına dönük tutumlar, geliştirici müdahaleler, dayanıklılığı arttırma, iyimserliği arttırma, yeterliliği arttırmaya çalışma, sosyal etkileşimi arttırmaya çalışma, iyileştirici bir maneviyat ve dindarlık. Burada dindarlıkla ilgili de şöyle bir şey var, hani gerçekten manevi anlamda hissedilen bir dindarlık burada kastedilen şey. Hani şekli bir dindarlık değil, bilgelik, wisdom ve olumlu çevresel faktörler. Şimdi sol tarafta bizim psikolojimizi etkileyen, aklımıza kendiliğinden gelen düşünceler diyelim işte bu konuşma bana ne verecek, faydalı olur mu? Duygularımız, işte hissettiğimiz şeyler, üzüntü, sevinç, korku, diğer insanların bizimle ilgili duygu, düşünce ve davranışları, tutumları, bedensel tepkilerimiz ve geçmişimiz. Bunların hepsi bizim psikolojimizi etkiliyor. Sağ taraftakiler de etkiliyor. O düşünceye verdiğimiz tepki, aklımıza gelen düşünceye inanıp inanmamak, onu düşünmeye devam edip etmemek, baskılamaya çalışmak ya da bırakmak, konuşmalarımız, davranışlarımız, karar ve seçimlerimiz, bugünümüz ve geleceğimiz, bunlar da etkiliyor. Şimdi bizim sol taraf aslında daha çok kontrol edemeyeceğimiz alan, sağ taraf kontrol edebileceğimiz alan. Aslında pozitif psikoloji ya da pozitif psikiyatrinin de daha çok yapmaya çalıştığı şey sol tarafı bırakıp sağ geliştirmeye çalışmak. Şimdi bir çiftçi düşünün, işte bir arazisi var, ön tarafta çakıllı, kayalı bir bölge var, arkada daha düzgün ekip biçebileceği bir bölge ve çiftçi hep o tarafla uğraşıyor. İşte ne yapıyorsun diyoruz, bunları işte un ufak edeceğim, toprak haline getireceğim, sonra orayı ekip biçip işte hayatımı kazanacağım. Şimdi bu ne yaparsa yapsın bir sonuç elde edemez. Peki bu çiftçinin problemi hani tembellik mi, sebatsızlık mı? Hayır, gayet sebatlı bir şekilde ilkbahar, sonbahar, yaz, kış orada uğraşıyor. Ama yanlış bölgede yanlış araçla uğraşıyor. Onun yerine yapması gereken öbür tarafa geçmek. Bize gelen çoğu hastada da benim fark ettiğim sürekli bu pembe bölgeyle uğraşmaları. Tabii ki o bölge sonuçta insanı yılgınlığa sürüklüyor. Çünkü orada hiç kimsenin bir zafer kazanması mümkün değil. O zaman hani ne yapmalıyla bitireyim. Her zaman için tabii pratik bir çıktısı olmalı söylediklerimizin. Şimdi duygusal alanda olumsuz duyguları kabullenmezsek, yok etmeye çalışırsak, düşünce alanında olumsuz düşünceleri yok etmeye çalışırsak, gerçek gibi görürsek, baskılamaya çalışırsak, geçmişi aşırı düşünürsek, geleceği aşırı kafada kurarsak, davranış alanında da davranışımızın ne istediğimize göre değil de ne istemediğimizi yok etmeye dönük olursa o zaman sağlıksız tepkiler ve sorunu sürdürmüş oluruz. Sağlıklı tepkiler dediğimiz ne? Peki duygusal alanda olumsuz duyguları kabullenmek, bunların hangi isteğimize, idealimize işaret ettiğini anlamak için kullanmak. Diyelim işte bir konuşma yapacağız, bununla ilgili bir heyecanımız var ya da kaygımız var. Bu neyi gösteriyor? Hani iyi bir konuşma yapmak, insanlara bir şey vermek istiyorum. O zaman ne yapayım? Oturup hazırlanayım, çalışayım, okuyayım, slaytlarımı hazırlayayım gibi.
Eğer ama istemediğimiz yok etme temelli olursak, kötü bir konuşma yapmamanın garantili bir yolu var mı? Var. Hiç konuşma yapmazsan kötü bir konuşma da yapmazsın. Yani o sağlıksız dediğimiz tepkiye yöneltir bizi. Düşünce alanında her tür düşüncenin varlığını kabullenmek, düşünceleri istek ve ideallere dönük davranışlara bulmak için bir araç olarak kullanmak. Hani ben ne istiyorum? Buna göre peki ne yapabilirim? Düşünce bunu nasıl sağlıyor? Olan biteni tanımlayarak, anlamlandırarak ve tahmin ederek. Bunu bazen iyi yapıyor, bazen kötü yapabiliyor. Davranış düzeyinde de davranışın istemediklerimizi yok etmeye değil de ne istiyorsak onu inşa etmeye dönük olması diyerek ben bitiriyorum. Tam zamanında bitirdim, 20 dakika. Kendimle gurur duyuyorum bunun için. Çok teşekkürler.